Merhabalar. Banka ekstreleri aktarımlarını nasıl sağlayabiliriz? Bankalardan aldığımız MT940 formatındaki yani Uluslararası Standart Banka Ekstresi formatındaki hesap hareketlerini sistem içerisine aktarabilmekteyiz. Bunun için yapmamız gereken işlemler banka işlemleri içerisinde bulunan banka fişi veri aktarımı ekranını çalıştırmak olacaktır. İlgili ekrana geldiğimizde karşımıza firma seçeneğimiz default olarak gelir. Hangi firma için ekstra aktarımını gerçekleştirmek istiyorsak ilgili firmaya giriş sağlarız. Sonrasında yapacağımız ekstra aktarımının farklı şubeler içerisinde işlem görmesini istiyorsak şube kombosu içerisinden ilgili şube seçimini gerçekleştiririz. Kural seti kısmına baktığımızda birazdan oluşturacağımız şablonun kayıt altında tutacağımız alan anlamına gelmektedir. Seçenekler kısmından yeni bir kayıt ekleyebilir, mevcut kayıt üzerine değişiklikler sağlayabilir veya ilgili kayıtların silme işlemini gerçekleştirebiliriz. Daha önce oluşturmuş olduğumuz 3 adet aktarım kuralı mevcuttur. Yeni bir aktarım için seçenekler kısmından aktaracağımız MT940 formatı seçenekli olarak gelecektir. Ekstra dosyaları seçeneğinden dosya seç diyerek masa üstümüzde bulunan bankalarımızdan almış olduğumuz MT940 formatındaki ekstremizi seçeriz. Sisteme aktardıktan sonra banka ekstresi detayları gelecektir. Burada görmüş olduğunuz işlemlerin her biri ekstremizde bulunan satırların detaylı bilgileridir. Yapmamız gereken aktarım kuralları listesinden aktarım şablonları oluşturmak olacaktır. Burada ekstremizin tarih bilgileri, banka hesabı, işlem türleri, açıklama, döviz bilgileri, borç ve alacak tutarları karşımıza gelir. Yapmamız gereken aktarım kuralları içerisinden bir şablon oluşturmak olacaktır. Örneğin ilk satır içerisinde yer alan DIA yazılım üzerindeki 40 bin liralık borç bakiyesinin hangi şablona aktarılması isteniliyor ise aktarım kuralları içerisinden bu tanımlamalar gerçekleştirilir. Yapacağımız ilk işlem sütun kısmında hangi verinin DIA sisteminde hangi kural ile eşleşeceğini belirtmek olacaktır. Örneğin açıklama içerisinde içinden geçen biraz önce açıklama kısmında kopyalamış olduğum değeri yapıştırarak ekstra detayında görmüş olduğum açıklama alanını olduğu gibi yazabilir veya içerisinden geçen formatı seçtiğimizden dolayı sadece ilgili kod değerini belirtebilir. Burada aynı zamanda işlem içerisinde eşit olan, ilgili alanla başlayan veya biten veya alan boşsa veya vergi veya TC no ile de arama işlemlerini gerçekleştirebilmekteyiz. İçinden geçen İlgili değerimizi belirttikten sonra yapacağımız bir diğer işlem banka fişi mi, virman mı, havale seçeneği mi olacaktır. Yapılan işlem eğer banka fişi ise banka fişi seçilir. Detay alanında işlemimiz cari hesap istinaden, tahsil senetlerine istinaden, takas çeklerine istinaden, kesilen çekler ve hizmet giderlere istinaden aktarımları detaylandırabilir. Örneğin cari hesap sonucu işlemimize devam ettiğimizde hesap kodu listesinden yapacağımız banka fişi olduğundan dolayı açılacak olan liste banka hesapları listesidir. Listemize tıkladığımızda ilk satırda yer alan ilgili tutarın hangi hesabımıza geçmesini istiyorsak ilgili hesabımızı seçerek daha sonrasında ise fiş açıklaması kaynak kısmından fiş açıklamasını elle girebilir, otomatik olarak hesap açıklamasını atabilir, yazı formülü kullanabilir. Sütun değerlerinde bulunan tarih, banka hesabı, işlem türü, açıklama, döviz alanı, borç, alacak, tutar bilgilerinin getirilmesini sağlayabilmekteyiz. Örneğin fiş açıklamasını hesap açıklaması üzerinden alması gerektiğini belirttikten sonra bir alt satıra geçeriz. Buradaki karşı hesap kodu alanı ise yapacağımız virman işlemlerinde aktarılmasını istediğimiz karşı hesap seçimi olacaktır. Tekrar ekstra detayımıza geldiğimizde yapmış olduğumuz tanımlama sonrasında eşleşen alanlar yeşil ile ifade edilmektedir. Yapmış olduğumuz aktarım kuralında EF çift 0 10 835 değerinin geçtiği ilk satır
otomatik olarak eşleşmiş ve ilgili alan yeşil olarak karşımıza gelmektedir. Bunun gibi diğer alanlarımızı da aktarım kuralları kısmından içinden geçen veya ilgili değere eşit olarak yapacağımız banka fişi, virma fişi gibi ilgili cari hesap detayını seçip hesap kodu listesinden hangi banka üzerinden işlem yapıyorsak ilgili bankamızı seçerek daha sonrasında fiş açıklamasına yazdırmak istediğimiz değer olarak elle girilecek gibi bir değer belirtip virman hesabımızda yapacağımız banka sonrasında karşı bankamızı seçerek, örneğin Yapı Kredi Bankası'na karşı virman yapacağımızı, bunun gibi açıklama sütunu değil de bir banka hesabı sütununda içinden geçen değerlerde banka hesabı verilerini girmemiz durumunda bankaları getirecek, işlem türü kısmından içinden geçen değeri ile işlem türlerine baktığımızda buradaki değerler tamamen ekstrede gerçekleşmiş olan kod işlem türleridir. Tekrar aktarım kurallarına devam ettiğimizde, diğer satırlarımız için de açıklama alanında içinden geçen verilerimizden örneğin KDV gerçek değerimizi aktarım kuralları şablonunda sadece KDV gerçek gören tüm alanları banka fişi içerisinden ilgili banka hesabımıza, burada banka hesabımızı Ctrl+Y ile tüm satırlarımıza çoğaltabilir. Fiş açıklamasını elle girebilir, hesap açıklamalarını otomatik olarak aldırabiliriz gibi değerlerimizi belirterek ekstra aktarımlarımızda eşleştirmeleri hesap eşleştirmeleriyle sağlarız. Bu şekilde yapacağımız tüm satırlar sonrasında ekstra detayına geldiğimizde alanlarımızın tamamını yeşil olarak gördüğümüzde aktarım kuralları kısmına tekrardan gelip buradan F2 fiş kalemlerine geldiğimizde ilgili fiş kalemlerini karşımıza getirecektir. Tüm satırlarımızı bu şekilde tamamladıktan sonra ilgili banka hesap kodları burada gelecek. Banka fişi oluştur seçeneği ile 14 adet banka işlemi tarih ve fiş türüne göre gruplanarak banka fişi olarak kaydedilmiştir. Uyarısını aldıktan sonra artık banka fişimiz oluşturulmuş bulunmaktadır. İlgili kontrollerimizi sağlamak için yeni bir sekme açarak arama alanına yazacağımız banka seçenekleriyle banka fişleri listesine gelip burada dikkat etmemiz gereken önemli detaylardan biri de banka fiş veri aktarımı içerisinde yer alan ekstremizdeki tarih detayıdır. Buradaki tarih detayımız hangi tarih ise banka fişimizi o tarihte oluşturacaktır. 25.08 tarihimize baktığımızda karşımıza 2 adet fiş türünün geldiğini görüyoruz. Fiş seçeneklerinden birinde virman olduğundan dolayı virman seçeneği ile ayrı bir fiş oluşturdu. Banka seçeneğinde ise ayrı bir fiş oluşturdu. Tekrardan değiştir diyerek banka fişi detaylarına ulaşabilir. Aynı şekilde vazgeç deyip virman seçeneklerimizi de değiştir diyerek yapmış olduğumuz virman seçeneklerinin ilgili hesaplar arası fiş içerisinden oluşmuş olduğunu görüyoruz. Bu şekilde banka fiş veri aktarımlarımızı gerçekleştirebilmekteyiz. Aynı zamanda bir sonraki ekstra aktarımları için her seferinde aktarım kurallarını tamamlamak yerine yapmış olduğumuz şablon kuralını seçenekler dahilinde yeni kayıt diyerek şeklinde bir açıklama belirtip tamam dediğimizde artık yapacağımız X banka ekstra aktarımları her seferinde şablonları otomatik olarak gelecek. Yapacağımız tek işlem dosya seç komutu ile masa üstümüzden dosyamızı seçip fiş kalemleri seçeneklerinden fiş kalemlerine gelip kontrollerimizi sağladıktan sonra banka fişi oluşturulacaktır.